Sayın Kaymakamım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, Sayın İl Kültür Müdürüm, Sayın Dursun Bey Belediye Başkanım, değerli şairlerimiz, kıymetli misafirlerimiz ve saygıdeğer şiirseverler. Dursun Bey ilçemizde 21.si düzenlenen geleneksel su çıktı şiir akşamlarına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Kaymakamım, programın akışını arz ediyorum. Saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşımızın okunması, selamlama ve protokol konuşmaları, şiir bölümü, hediye ve plaket takdimi, kapanış. Şimdi sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Açılış ve selamlama konuşmalarını yapmak üzere ev sahibi Dursun Bey Belediye Başkanımız Sayın Ramazan Bahçıvan'ın kürsüye teşriflerini arz ederim. Bu yılda 21.sini büyükşehirimizin desteğiyle burada tertipliyoruz. Bizler sizleri özledik. Hoş geldiniz, iyi ki geldiniz. Güzel bir gün geçirmenizi, güzel bir gece geçirmenizi diliyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Konuşmalarından dolayı Dursun Bey Belediye Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve şimdi konuşmalarını yapmak üzere Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Yasin Sagay'ın kürsüye teşriflerini arz ederim. Çok kıymetli kaymakamım, çok değerli belediye başkanımız. Öncelikle sözlerime başlamadan önce Yücel Başkanımın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yücel Yılmaz'ın hepinize selamını iletiyorum. Biz böyle akşamlarda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak olmaktan, destek olmaktan, bilhassa bizim her zaman beraber çalıştığımız büyükşehirde değişik görevleri olan Ramazan Başkanımızla beraber olmaktan son derece mutlu olduğumuzu söylüyorum. Dursun Bey de her zaman beraber olacağız inşallah. Sağ olun, var olun, iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Konuşmalarından dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Yasin Sagay'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Dursun Bey Kaymakamımız Sayın Emrullah Temizkan'ın kürsüye teşriflerini arz ederim. Teşekkür
21. Su Çıktı şiir akşamlarına teşrifleriyle bizleri onurlandıran değerli şairlerimiz, kıymetli Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, değerli Belediye Başkanım, uzaktan yakından bu müstesna davete icabet eden çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii sözlerime başlamadan önce bu işin tohumunu atan Dursun Bey'imizle bu ülke vesile olan değerli belediye başkanımız Mehmet Filiz Beyefendi'yi de hayırla yad ediyoruz. Yine kıymetli belediye başkanımız Mehmet Ruhi hocamıza şükranlarımızı ifade etmek istiyoruz. Tekrar 21.'si bugün Dursun Bey'de, buna vesile olan değerli belediye başkanımız Ramazan Bey'e ve Üzeyir Bey'e de huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Tabii bu inşallah gelenekselleşecek, kökleşecek, çok daha olgunlaşacak ve inşallah uluslararası boyuta taşınacak. Bu temennimi de ifade etmek istiyorum. Neden şiir? Çünkü şiir Allah'ın nefesidir. Kimden üflerse ondan çıkar. Ona şair denir. Şair Allah'ın nefesini taşıyan biri olarak mübarek bir insandır. Şiir aynı zamanda bir medeniyettir. Medeniyet inşa eder. Ve medeniyetin derinliğini, zenginliğini, o süslü, muhteşem, o veciz ifadelerini ortaya koyar. Dolayısıyla bizde gerçekten bütün Türk coğrafyasında Türk şiiri, onun için bu kadar kıymetlidir. Medeniyeti zengin, derin ve son derece kapsayıcı tasavvur sahibidir. Onun için bizim şiirimiz çok kabul görmüştür. Sözün ve sesin bıraktığı izin peşinden giderek siz değerli söz ustalarımızdan bu akşam inşallah ilham alacağız. Tekrar programımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Nice güzel Su Çıktı şiir akşamlarında sizlerle birlikte bir beraber olmayı ümit ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Kaymakamımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve şimdi şiir bölümünün sunuculuğunu yapacak olan değerli büyüğüm, şair ve yazar Adem Turan hocamıza mikrofonu takdim ediyorum. Kendilerini yüksek alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Dursun Bey Su Çıktı şiir akşamları Türkiye'de çok önemli bir şeye imza attı. Az önce Sayın Kaymakamımız çok güzel bir şey söyledi. Şiir Allah'ın nefesidir. Beni gerçekten çok mutlu etti. Çok sağ olun değerli kaymakamım. Harika bir söz ettiniz. Bizlere güç verdi bu. Evet, Su Çıktı şiir akşamları biraz önce de burada söz konusu oldu. 94'lü yıllarda başladı. Çok spontane gelişti. Değerli Onursal Başkanımız, Türkiye Yazarlar Birliği Onursal Başkanımız Sayın Mehmet Doğan ve kıymetli şair abimiz Mehmet Atilla Maraş'ın birlikte buraya gelip burada bu ortamı gördükten sonra işte orada bu tohum atıldı. Yıllarca sürdü. Güzel anlar, güzel geceler, güzel duygular burada paylaşıldı, paylaştık. Mesela ben 21 şiir şölenine 2 tanesini kaçırdım, üzülüyorum. Gelemedim. Yani buraya insan doyamıyor. Şimdi zaten ilk kez katılan şairlerimize de soracağım. Nasıl buldunuz? Duygularını öğrenmek istiyorum, merak ediyorum. Onları
bu organizasyona davet ederken dedim ki gelin cennetten bir köşe neymiş onu burada yaşayın dedim. Az önce yemek yerken sordum nasıl dedim. Evet dediler çok haklıymışsın ey Adem Turan. Ben de tabii mutlu oldum bir Dursun Beyli olarak. Diyeceksiniz ki yahu Adem Turan sen Dursun Beyli misin? Artık buralıyım. Çünkü ben Dursun Beyli dostlarımla birlikte üniversitede birlikte okudum. Çok geldim gittim buraya. Dolayısıyla ben artık buralı gibi kabul ediyorum. Kendimi siz de kabul buyurun. Evet. Şimdi tabii ilk kez burada bir güzel bir şeye imza atıyoruz. Onur konuğu olarak Su Çıktı Şiir Akşamları'nın onur konuğu olarak çok değerli şair Arif Ay'ı buraya alacağız biraz sonra. Ondan önce yalnız buraya gelip de şiir okumuş önceki yıllarda. Fakat ahirete göçüp gitmiş. Çok değerli isimleri zikretmek istiyorum. Mehmet Akif İnan, rahmet olsun. O güzel insanı anmadan geçemeyeceğiz. Alaaddin Özdemiren, değerli abimiz, Allah rahmet eylesin. Abdülvahap Akbaş, Allah rahmet eylesin diyorum. Bahattin Karakoç, Cahit Yeşilyurt, Nazir Akalın, onları rahmetle anmadan geçemeyiz. Burada geldiler, şiir okudular, duygularını paylaştılar. Onlar orada şu an belki de bizi izliyorlar, inanıyoruz buna. Evet, ilk tohumu o zamanki kıymetli başkanımız Mehmet Filiz atmıştı. Devamında Mehmet Ruhi Yılmaz başkanımız geldi. Uzun yıllar onunla birlikte geldik, gittik oraya. Bu programları icra ettik. Şimdi de kıymetli başkanımız Ramazan Bahçıvan bizlere bu imkanı sundu. Çok teşekkür ediyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanımız Yücel Yılmaz'a. Evet, buradayız, birlikteyiz ve şiire başlayacağız. Arif Ay onur konuğumuz. Kendilerini buraya alıyoruz alkışlarla. Kıymetli, değerli abimiz. Hoş geldiniz abi. Buyurun birkaç söz edeceksinizdir mutlaka. Değerli protokol, değerli şair arkadaşlarım, Dursun Bey'in güzel insanları, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şimdi Su Çıktı Akşamları'nın şu anda sevincini yaşıyoruz. Bu adeta kıymetli bir şeyini kaybeden bir insanın bulduğundaki sevinci aynı zamanda. Biz tekrar Su Çıktı Şiir Akşamları'nın başlamasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bunu başlatanlara tekrar teşekkür ediyorum. Şehirlerin, kasabaların tarihte belli sıfatlarıyla anılması önemlidir. Öyle sanıyorum ki Su Çıktı Şiir Akşamları da Dursun Bey gibi güzel bir kasabamızı edebiyat tarihine bu isimle geçecek ve bu isimle anılacaktır. Dolayısıyla önemli bir etkinliği, önemli bir çalışmayı yürütüyoruz burada. Yarın örneğin Türk şiirinde Orta Doğu konulu bir panel yapacağız. İnşallah burada bu panelle Müslüman coğrafyayı, Müslüman coğrafyanın şiirini tartışacağız. Değerli dostlar, Sezai Karakoç'un bir sözü vardır. Bir yerde bir şiir okunduğu zaman adeta manevik dalgalar gibi o şiirin etkisi diğer insanlara da ulaşır der. Dolayısıyla bugün bu akşam burada Dursun Bey'in de okuyacağımız şiirleri inşallah Mekke'de, Medine'de, Şam'da, Bağdat'ta, Semerkant'ta, Bosna'daki insanların da ruhunda bir
dirilişi, çalkantıyı meydana getirecektir. Buna inanıyoruz. Bu manevik alanın daha da genişlemesini istiyoruz. Dolayısıyla sözlerimi uzatmadan, şiiri bekletmeden tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, salmıyoruz Arif abiyi. Şimdi tabii onur konuğumuzun plaketini Sayın Kaymakamımız takdim edecekler. Çok teşekkürler Sayın Kaymakamım. İyi akşamlar. Evet değerli konuklar. Bu arada tabii ki Su Çıktı Şiir Akşamları'nın başlangıcında imzası olan iki isim daha var. Çok değerli kardeşim, arkadaşım, dostum Üzeyir Salih. Onu biz şair olarak tanıdık. Birlikte çok şiirler yazdık, şiirler okuduk, terennüm ettik ama sonradan nedense ben dedi şiirden gidiyorum. Git bakalım Üzeyir. Evet, bir de Hüseyin Bektaş var. Hüseyin Bektaş da bu işin içinde. Özellikle 94 ve 2007'li 8'li yıllara kadar bu işin bizzat merkezindeydi. Ona da teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Evet. Şimdi başlıyoruz. Şöyle dedik. 20 ve 21 Temmuz akşamları 2 gün boyunca Su Çıktı'dan şiir akacak. Evet. İlk şairimiz Ali Salih. Alkışlarla alıyoruz sahneye. Ali Salih Ankara'dan geldi ama Ali Salih'i biliyorsunuz, buralı geldi. Evet. Hoş geldin Ali'yim. Ali Salih Dursun Bey ama kar yağmazlı. Kar yağmaz deyince sevgili Ali, duygularını alalım. Şu an olmayan bir köy. Şimdi Adem öyle kötü bir yerden saldırdın ki aşağıya baksak sakal, yukarıya baksak burun, bir şey demek mümkün değil. Artık hakkında kanun çıkmış bir eski Dursun Bey köyünün insanıyız. Yeni artık nerede olacak belli değil ama biz burada büyüdük. Karyamaz köyünde, İbecik'te dünyaya gelmiş olmama rağmen Dursun Bey'de geçtik ilk 6-7 yaşından itibaren. Sonra 1 Kasım 1982'de Ankara'ya bir düştük, bir daha da Ankara'dan çıkamadık. Kar yağmaz bizim ufkumuzu açan bir yer. Yani biz yörüklerin bildiğiniz gibi ufkunda sadece dağlar ve alabildiğine geniş, alabildiğine engin ufuklar vardır. Başka hiçbir şeye dönüp bakmazlar. Bir şeyi engellemez. Yörük olmanın getirdiği bir şeyle de şehir bizi sıkıyor olmasına rağmen yine de şehirden maalesef kopamıyoruz. Ankara'ya 1 Kasım 1982'de düştüm. Çıkamıyorum. Çıkabileceğimiz de meçhul artık. Yeter bu kadar. Eyvallah. Peki sanıyorum 5-6 yıl ara verildi şiir programlarına. Tekrar başlaması için, başladığı için Ali Salih neler söyler? Hemen bir cümle. Bir cümleyle ifade edilecek bir şey değil. Ramazan Başkan yeniden başlattı. Bunun için özellikle teşekkür ediyoruz. Dursun Bey Su Çıktı Şiir Akşamları'nın ben Şutruga şiir akşamlarına, şiir şölenine evrileceğini tahmin ediyordum. Oraya doğru gidiyorduk. Uluslararası bir hüviyet kazanacaktı. Ama inşallah bu dönemde Ramazan Başkan'dan da söz alalım. Uluslararası
bir şiir şölenine dönüştürelim bunu. Sayın Kaymakamımız da bize destek olacaktır ve Yasin Başkan'a da diyoruz ki Yücel Başkan'a iletin. Büyükşehir Belediyesi de bu uluslararası nitelik kazanmasına su çıktığının katkıda bulunsun. Eyvallah. Şimdi şiirini dinliyoruz Ali Selin'i. Hadi bakalım Ali. Muhterem Azur'un hepinize hayırlı akşamlar. Muhtemelen şiiri okurken çok ciddi biçimde heyecanlanacağım. Çünkü anam aramızda. Anam ilk kez benden şiir dinleyecek. Bir. İkincisi eşim ve çocuklarımdan ikisi burada. Talep, bu şiirin okunması talebi eşimden geldiği için biz bunu emir telakki ettik ve yerine getireceğiz. Fakat anam ilk kez benden şiir dinleyeceği için muhtemelen çok heyecanlanacağım. Dilimizde kelimelerden kalan bir acılık. Nedir seni bana bağlayan ikna? Ben mi ayrı düştüm nehirlere? Sendeki rabıtanın iması mı bu tahassür? Söylemedi bana çakıl taşları, solgunlaştırdı duvarı yağmur, söylemedi. Söylemedi duvara kazınan kelimeler neyi ima eder? Siler mi yüz yağmurları, içimizde uyuttuğumuz eski hüznü? Hüznü deva bildiğimiz, ecza bildiğimiz günleri içlenerek hafızama taşıyan ikna nedir, gelir, tebdilini şaşırtır. Eskiden sığınırdık hüznün verdiği, güçsüz kaçardık o mahur teselliye. Terden, teselliden korunaklar, zırhlar inşa ederdik hüzne banıp. Dilimizde kelimelerden kalan bir acılık, unuturduk urbalarımıza vuran türkü tezyinlerini. O heveslerden depreşen yanlarımızı tutardık yağmura. Türküler yıkardı kaçtığımız mahur teselliyi. Kanımı menevişlendirir yüzüne. Yıkılınca tahassür yıpratır yüzümü hasret. Bilirim. Güzdür gelip kendini bırakan o mahur teselliye, yağmura bırakır yerini, fısıltısına rüzgarın göğü bırakarak çekildiği mevsim güzdür imalarla. Geceler boyu ağlayanlar arasına yazılmış adını gördüm. Sevdanın yüzüne ektiklerini, o gizemli ağrıyı gördüm. O ayrılık, için için koyulan ayrılık, denize varamayan nehirlerin ağrısını taşımış yüreğine. Yıldızlar göz kırparken o çayırda damarlarıma savrulan çiçek tozlarıydı beni iknaya yeltenen. Çiçek tozları değil mi harlandıran yüreği? Hasretin koyuttuğu teselli yüzüne yıkılınca eğilirim o mahur teselliye. Sarsıntılarla biter yıkıntı, kıyısız bir gülüş gelir yerleşir gözlerime ziya niyetine. Durup konuşsam çayırda dinleyen yok. Ağzını açsa biri dilimde o kelimelerin acılığı. Duyacak halim yok çünkü bir haber belki gelir diye bir mektup. Gene de olmayan yüzler geçer gözümden. Elimde bir kadife çiçeği, bir nergis kültesi, yağmur altında yorgun çayırda yürüyorum gülle. Yağmur sunacak kimse bırakmasa da. Yüz biter, boş bir tren istasyonudur akla gelen, tipinin savurduğu gecedir. Kar yağar, çayırın sabah sevincini dağıtır usulca. Gecenin serin bağrından gelir, girer çayırın ima ettiği teselliye. Tarif edemediğimiz çarpıntılar titretir yüreğimizi ve her değişimde kar taneleri sesiyle gizemli ağrıyı tetikler çocukluğumuzu. Kar yağar, kanatlarını değdirir saçlarımıza o tarifsiz meleklerin. Oysa
Ezberimdedir hasreti, yalnızlık ustalığı ezberimde. Değil mi ki kar, karanlığından çıkıp gelmiştir gecenin serin bağrından, o mahur tesellinin kederiyle bekleyecek yıpranmış yüzüm. Sana sığınacağım, nerede ellerin, zambak yaprakları nerede? Teşekkür ediyorum. Evet, Ali Salih'e çok teşekkür ediyoruz alkışlarla uğurlarken. Bir şiir de ben okuyayım tabii ki. Hançer. Ben bu hançeri tanıyorum bir yerlerden, akıyor günlerdir. Saplanıyor sırtımıza ateşli beddualarla habire. Hüzünlü tazılar gibiyim bense, inliyorum yıkıldığım yerde. Kanımdan kıpkırmızı güller bitiyor bak, bütün bahçelerde. Madem ki ölümün davulu yaşayanların kanı üzere vuruyormuş, öyleyse bir yerinden başlamalı artık, evet mi, hayır mı? Ölüm denilen şu büyülü yolculuğun gelsin mi, süzülsün mü? Sonra bu gölge, bu taraf, bu fotoğrafta hep var, iyice baktın mı? Sanki hep bizimleymiş gibi, nasıl da sarı ve tehlikeli. Çekiyor üzerimize darbenin perdesini pis bir sırıtışla. Ölsem mi şimdi, gitsem mi, taşısam mı yatağımı buradan? Taşsam mı yahut durdurak bilmeden şu asırlık yatağımdan? Bu hançer, bu hançer, bu hançer. Hep bize doğru bugünlerde, arkamızdan ve ansızın. Hançerin içindense süzülerek iniyor o meşhum yılan. Döküyor zehrini bir kurşun gibi, gövdemizin bütün kıvrımlarına sinsice. Şimdi bırakın da kapansın üstümüze bu demir kapı. Dünyanın bütün yılanlarından olsun kilidi. Olsun. Burada böyledir hayat, hiç değişmez. Olsun, biz buna razıyız. İşte kalsın ruhumuz kafeslerdeymiş gibi orada. Kalsın büyüdükçe büyüyen vişne çürüğü yalnızlığımızda. Diz çökerek kapı önlerinde, biz buna dünden hazırız. Kardeşimiz Habil vermeden son nefesini, çağırın gelsin arşın bütün meleklerini. Arzın bütün dilsizlerini, dilencilerini. Gelsinler evet, biz buna da hazırız. Şeytan Amerika'dır, bu artık biliniyor. Biliniyor karanlığın ortasındaki zehir. Elmanın içindeki günah ve kibir. Ve Kabil yaşıyor olsaydı bugün, tutup Amerika'ya yerleşirdi hiç şüphesiz. Boyardı ruhunu kötülüklerle boydan boya. İçerdi şarabını sabah akşam doya doya. Şu Amerika ile Kabil sahiden ne çok benziyorlar birbirlerine. Teşekkür ediyorum. Evet, şiire devam. Değerli abimiz Arif Ay, tekrar sahneye alıyoruz şiirini okumak üzere. Alkışlarla. Şimdi Arif abi şiire başlamadan önce benim bir merak ettiğim bir şey var. Geçen hafta özellikle basında ve sosyal medyada çok yankı bulan Öteye Mektupları biraz konuşmak istiyorum. 3 yıl sürmüştü Yeni Şafak'ın kitap ekimde. İnşallah o da yakında kitaplaşacak. Bir yürüyüş senfonisi olarak. Evet. Peki abi şunu da merak ediyorum. Bu Öteye Mektuplar, Türkiye merkezim yani Türkiye'den ahirete göç eden değerli şair ve sanatçıları mı kapsıyor yoksa? Dünya şair ve sanatçılarını kapsıyor. Yani İslam dünyasından da, gavur dünyasından da isimler olacak. Evet. Eyvallah, çok heyecanla bekliyorum. Mesela Dostoyevski. Bizim Rasim abinin her sözünün başında Stahiş'le bahsettiği Dostoyevski hakkında bakalım Arif Ay ne diyecek? Evet, çok çok merak ediyoruz. Bir alkış alalım inşallah. Devamı takip edin.
Gerçekten Mehmet Akif İnan'a yazılan mektubu internete girin, bulursunuz mutlaka. Harika bir mektup. Bir de ben şuna çok sevindim abi. Mektup geleneğini tekrar başlatan bir girişim. Bir de o vardı. Yani artık yazmayı unuttuk. Elimizde bir cep telefonu tık 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 sanki zikir eder gibi parmaklar kalkmıyor. Yani insanlar yazmayı unuttu. Bu sadece toplum, yani ben 30 senedir üniversitedeyim, öğrencilerim adını yazamıyor. Yani yazma becerisini yitirmiş durumda. Onun için de mektup yazmak, yani söz uçar, yazı kalır hesabı ben önemsiyorum ve bu geleneği de sürdüreceğiz inşallah. Eyvallah, çok teşekkürler. Evet, Arif Ağa'yı sizlerle baş başa bırakıyorum. Efendim, bu şiiri seçmemin iki sebebi var. Birincisi, bir gece uykumu böldüm, kalktım, masama oturdum ve bir çırpıda bu şiir çıktı. Benim bir çırpıda yazdığım şiirler sayılıdır. Çoğu şiirlerim üzerinde bekletirim ve zaman zaman düzeltmeler yaparım ama bu şiir bir düzeltmeden geçmeyen, çıkışıyla birlikte, kağıda yansımasıyla birlikte ortaya çıkan bir şiir. Diğer bir özelliği de Nur Pakdil abiye hitap ettiğim bir şiir. Ustaya buradan selamlarımı yolluyorum. Nur Pakdil beyefendi şu anda Ankara'da Büyükşehir Hastanesi'nde hastanede yatmakta, bir aydan beri kalça kemiğini kırdığı için bir operasyon geçirdi. Dualarınızı bekliyor. Ona da saygılarımızı buradan iletiyoruz Nur Pakdil Ustaya. Sen geçerken, sen geçerken gülün serinliği düştü her yere. Su kuş olup kanat çırptı. Saçlarına takıp geceyi, gece kırgındır her zaman. Dokudukça karanlığı, acının gölgesi düştü her yere. Sen geçerken sevincin rengi düştü her yere. Bir yekindik ki direniş böyle olur işte. O gece birden ihanetin gölgesi düştü her yere. Sen geçerken yıldızlar kaydı her yere. Armağan olsun diye gökyüzü, dilini bilmediğim sabahlara çıktım. Ne bildimse kalbimden öğrendim. Sen geçtin ya sevgilim, umudun gölgesi düştü her yere. Sen geçerken rüzgarın gölgesi düştü her yere. Sevinçten, sevinçlerin kısa sürmesi hüznün güzelliğinden sevgilim. Hayat bir hevesti, sufi bir nefesti. Sen geçtin ya sevgilim, aşkın gölgesi düştü her yere. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkürler Arif Ağa'yı yerine uğurlarken. Bir başka değerli şairimiz geliyor sahneye. Cem Mehmet Eren. Alkışlarla. Üstad, hoş geldiniz. Şimdi tabii şiire başlamadan önce her şairimize bir şeyler sormak istiyorum. İlk kez geliyorsunuz herhalde. Evet, basından başladığından bu yana takip ediyorum Süslü Şiir akşamlarını ama ilk defa geliyorum. Peki nasıl, ortam nasıl Üstad? Ortam şöyle, bana göre burası tabiatıyla, insanıyla bizatihi şiir zaten. Dolayısıyla biz de burada bir şeyler okuyup bu güzeller bir katkıda bulunacağız. Peki Cem Mehmet Eren, az önce Ali Salih burada zikretti ki çok teşekkür ediyorum Ali Salih'e. Festival istedi. Ben yıllarca bunu Mehmet Ruhi Başkan'dan istedim ama olmadı. Hak etmiyor mu festivali? Çünkü bak, Dursun Bey olarak Dursun Bey ve Su çıktı. Ya bence cennet gibi. Şu bakar mısın? Şu her taraf su ve şiir akıyor. Yani hak etmiyor mu festivali? Valla bana göre ülkemizde uluslararası bir festivali hak eden birkaç yerden birisidir burası. Yakışır. Yakışır değil mi? Eyvallah. Buyurun Üstad.
5 gün önce öfkemizi ve nefretimizi bir kere daha tazelediğimiz, Allah bir daha bu millete yaşatmasın dediğimiz o meşhum gece için yazdığım bir şiir var. İzninizle onu okumak istiyorum. Öyle güzeldik ki o gece, unuttum bellediğim tüm devrim öykülerini. Çiçeği bir tankı ezerken gördüm. Şiir buluştu köprüde son dizesiyle. Meleğini arıyordu kadınlar. Sefere hazırdı bir çocuk yolun başında. Şehitlerle randevusuna koşan melekler gördüm. Cennet kokusu acaba gönül hangi katında? Elleriniz illa palet soğuğuyla tanışan elleriniz ilk kışını geçirmiş bir gül gibiydi. O gece ellerinizde bir tarih izlendi. Ne çoktu o gece ilk kez babası ölecek. Babalar çünkü çok kere ölebilir. Ne çoktu o gece ölümü öldürecek. Ne çoktu göğsünüzde patlayan volkan. Öyle güzeldik ki o gece unuttum bellediğim tüm devrim öykülerini. Saygılar. Çok teşekkürler. Cem Mehmet Eren'i yerine uğurluyoruz. Sağ olun ustalık. Şimdi çok değerli bir şair arkadaşımız daha geliyor. Cevat Akkanat. Alkışlarla bekliyoruz. Hoş geldin Cevat'cığım. Bir dakika, oraya gitmiyorsun, buradasın. Şimdi Cevat Akkanat gündüz Dursunbeyli yatıyor, sabah bir kalkıyor Kepsutlu. Nasıl bir şey oldu bu? Biraz duygularını alalım. Yani Dursunbeyli'sin, ertesi gün bir kalkıyor Kepsutlu. Tabii ben Dursunbeyli'yim. Resmi olarak bundan 10-15 yıl önce bulunduğum köyün Balıkesir'e ve Kepsut'a yakınlığına ötürü köyümüzün muhtarı ve köylüler referandum yaptılar. Ve köyün Kepsut'a bağlanmasını istediler. Çünkü ulaşım açısından sorunluydu burası. Ama biz Dursunbeyli olarak doğduk. Dursunbeyli olarak inşallah öleceğiz. O kadar iddialısın. Harika. Peki şuna katılıyor musun? Yine Ali Sali dedim diyeceğim. Festival dedi. Yakışır değil mi festival? Ben çok ısrar ettim yıllarca. Şimdi siz Sultanbeyli Belediyesi'nde bu işe el verdiniz, emek verdiniz. Ve Sultanbeyli Belediyesi bu bağlamda Dursunbey'den, Suçıklı'dan sonra başlamış olmakla beraber özellikle festival, şiir festivali adıyla ve yaptığı başka şiir okumanın dışında yaptığı başka faaliyetlerle bizim bu Suçıklı'yı ben bugün uluslararası bir platformda da yazdım bir gezgin olarak. Yakında burası Suçıklı değil şiir çıktı olacak diye. Yani maalesef Sultanbeyli bizi geçiyor. Bence mesela burada Mehmet Ruhi Başkanımızın bir dönem açtığı şiir kütüphanesi vardı. Ben onu sordum, cevap alamadım arkadaşlardan. Maalesef Bursa Nilüfer Belediyesi bunu iyi pazarlıyor. Ben 17 yıl Nilüfer'de yaşadım. Orada da itiraz ettim. İlk Nilüfer Belediyesi'nin şiir kütüphanesi değil, Dursunbey Belediyesi'nin şiir kütüphanesi var dedim ama bunu ispatlayacak yeterince delilim yoktu, gücüm de yoktu. Çünkü sonuçta Bursa'da Nilüfer Belediyesi bu konuda ısrarlı çalışmalar yapıyor. Ben değerli başkanımın ve yardımcılarının, yine Büyükşehir Belediye'mizin bu geçmişte açılan kütüphaneyi bilmiyorum yani şu anda ben bir Dursunbeyli olarak bilmiyorum. Bu da benim ayıbım olsun. Tekrar diri tutulmasını, buraya gelen şairlerin
Mesela ben kütüphanemde ne tek kitap bağışlayabilirim. Ki Türkiye'de en zengin şiir kütüphanelerinden birisi benim kütüphanem. Bu konuda da iddialıyım. Bağışlayabilirim. Bunun açık değilse açılması, açıksa daha aktif olarak tanıtılması bizi bir dünya şiir şehri yapacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Cevat Akkan'a şiirini okuyor. Kominan Çağın Sesil Rodesi, boylar mısın kodesi? Zira bize oldun hep Mussolini kedisi. Dilinde mistik silah, okus pokus ve külah. Halklar Habeşli sanki, ellerinle kırdın vah. Otomatik bombalar, mekanik bin tazın var. Ateş çemberi çizdin, sana cehennem yarar. Salomba'da follower, seni feci dert eder. Kartacalı fildin sen, fiillerin namert der. Tuçunlarının sazı, bilmezler kalpte sızı. Çin'den ithal olanın, olmaz bayram namazı. Ak kanatım söyledim, lafın sırrın boyladım. Dolgu olsun bu dörtlük, seni dehdeh eyledim. Teşekkür ederim. Eyvallah, çok teşekkürler Cevat Akkanat. Alkışlarla yerine uğurluyoruz. Evet, şimdi Çanakkale'den, Bozcaada'dan bir şair, Güven Adı Güzel. Evet, alkışlarla. Kardeşimiz geliyor. Hoş geldin Güvenciğim. Salmıyoruz. Şimdi Güven Adı Güzel Bozcaada'dan geldi. Herhalde zorlanmadın gelmekte. Biraz zorlanmadım. 4 saat buraya. Peki ilk kez katıldığını sanıyorum. İlk kez katılıyorum. İlk kez geliyorum. Dursun Bey de ilk kez geliyorum. Festivalde ilk kez katılıyorum. Nasıl? Ortam nasıl? Duygularını ben Dursun Bey'i biraz daha farklı bekliyordum. Yani bu kadar güzel olduğunu beklemiyordum. O açıdan çok sevdim burayı yani. Alkış alır. Bir alkış alır yani. Çok çok güzel. Burası nasıl? Yani şu suların akması. Yani tarihi bilinmiyor bu suların ne zamandan beri aktığı. İşte alabalıklar, ördekler, insanlara bakar mısın? Yani şiir için gelmişler. Ben böyle bir güzelliği başka bir yerde doğrusu gerçekten yaşamadım. Yıllardır da geliyorum. Bence de bir şiir okunması için çok güzel bir mekan gerçekten. Peki sinema nasıl gidiyor? Güven Adı Güzel şiir yanında sinemayla da ilgisi var. Kapan adında bir sinema yaptılar. Bazı yerlere katıldılar. Onları bir iki cümleyle alalım. Kapan isimli bir film yaptım arkadaşım Seyit Çolak'ta. Ben senaristiyim. Film Moskova Film Festivali'nde dünya premierini yaptı Nisan ayında. Bu yıl sonları vizyona girecek. Güzel bir film oldu kanaatindeyiz. Eyvallah. Güven Adı Güzel şiirini okuyor. Herkese iyi akşamlar. Şu anda yani. İyi şiir okuyamadığımı söylüyorlar. Çok hızlı okuyorum ama inşallah şu anda anlayacaksınız. Biraz yavaş okumaya çalışacağım. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra. Boğazımda kızıl arbelet, yutkunurken bile hain. Kafamı kaldırıyorum kehkeşan, ölümü gördükçe sakin. Şu kundakta yalın kılıç ölmektir, annem hep üzgün. İkna edilmiş göğsümde, sesim bir sana amin. Çok uykular dolaştım, aklım kırklandı, yüzünde durdum. Duyuyordum, yağmurların fısıltısını kulağına yordum. İnsan kendi dağından itildiğinde anlarmış bunu ancak. Bilmekten boğulurken, incinmekten mukim. Bir yorgun kemankeş, yayında sınanmış o eğriden dünya. Herkes biliyor, yok desen de başında kaygılanacak o bulutlar. Buraya kadar. Açlığımı hınçla bastırdığım günlerden geriye, zolasında söyleyemediğim bütün kelimelerden düştüm. Oysa
aynadaki aksinden, tasadan yapılmış ömrüne kadar dilsiz. Oysa bir ağacın kovuğunda bile ah etmez sonsuzluğu bekleyen. Herkes biliyor sessizce, Beytül Makdis'te 400 azatlı abid, tek kalemdir, tam 12 surede 1000 dualı Zekeriya. Sevdikçe aleyhisselam, saklandıkça zahid. Kondurduk ve destar bozduk, sadağında eriyen en uzak şahit. Tan eyleme diyorum, tan eyleme, utanç gibi koynumda bekleyen bu açık yara. Kalsın ölümsüz sağlar ve ekmeğin buğusunda karşıladığımız rüya. Alnına bıçak dayanmış eski bir tenhadan geçerken bile kalabalık. Bir ikrah getirdim doğarken yanımda, bin üzgünlerin kalbine serdim. Göğsümü gerdiğim günlerden gençliğimi kuşandığım gecelere erdim. Herkes biliyor aslında, herkes biliyor. Kalbime saldıran o tufanların yoldaşı benim. Bir kelebeğin yükü büyüyor sırtımda, kozamda silinmez kan lekesi. Çok teşekkürler Güvenciğim. Ağzına sağlık. Evet. Devam ediyoruz şiire. Yine Dursun Bey'den bir kardeşimiz, dostumuz, arkadaşımız geliyor. Hüseyin Bektaş. Alkışlarla. Hoş geldin Hüseyin'ciğim. Evet, uzun yıllardır Su Çıktı Şiir Organizasyonu içerisinden biri olarak neler söylemek istersin? Çok kısa şöyle vurucu cümlelerle Hüseyin. Vurucu cümle dediğin? Yani mesela bir Su Çıktı Edebiyat Dergisi neden olmasın? Bu bağlamda, bunun etrafında Su Çıktı Şiir Akşamları ile birlikte bir dergi neden olmasın? Ben bunu da hep arzu ettim yıllarca. Dursun Beylisin, mutfağın içinden birisin. Neden böyle bir dergi olmadı? Şöyle yapalım o zaman. İstanbul'da sen, Ankara'da Ali, Dursun Bey'de Üzeyir Salih, Balıkesir'den de ben, bir dergiye başlayalım hemen. Eyvallah. O zaman şöyle diyoruz. Şairler 21. Su Çıktı Şiir Akşamları'nda iki şey istediler. Festival ve dergi. Ne kadar harika olur ama. Alkışlar, alkışlar gelmiyor. Evet. Hem festival hem dergi. Çünkü Su Çıktı harika bir isim. Evet. Evet. Burada aslında şöyle bir şey yapmak lazım. Su kasidesini daha önceki yıllarda okumuştuk. Keşke ezberimde olsa da şu anda okusam. Ona layık bir şey. Başka söyleyecek çok bir şey yok ya. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Ezan başladı. Bir dinleyelim ezanı. Sonra devam edelim.
Evet. Bir şey daha merak ediyorum. Şimdi bir dönem şiire ara verdin. Sonra Star Gazetesi'nde Bedir Acar, sağ olsun ona selam ederim buradan, çok istedi gelmeyi, gelemedi. Onun Devamsız Şairler diye bir haber, yani Kültür Sanat sayfasında. Niye dokundu herhalde sana, öyle biliyorum. Ne oldu, neler yaşadın? O duyguları bir alalım. Şimdi Balıkesir'de bir gün telefonum çaldı. Arayan numarayı tanımıyorum. Bedir Acar'ım dedi. Bedir Acar Star Gazetesi Kültür Editörü. Dedi ki sizinle ilgili bir haber yazmayı düşünüyoruz. Ne dersin? Dedim ne haberi? Dedi yıllarca şiir yazdın sonra yok oldunuz. Kimler? Üzeyir Salih, Ali Salih, Hüseyin Bektaş, Ahmet Şirin. Birkaç isim daha saydı. Dedim ki böyle. Ben 40'ına kadar bu işe karar vermiştim. 40'ından sonra bu işi bırakıyorum dedim. Peki dedi haberin başlığını ne yapalım? Ve baktım sayılan isimlerin hiçbirisinin kitabı yok. Kitapsız şairler diyelim dedim. Çok yanlış anlaşılacağız. Gerçekten. Çok yanlış anlaşılacağız ortaya çıktı. Sonra Devamsız Şairler olarak bir haber çıktı. O bizi tetikledi. O haberden sonra Ali Salih 2 tane kitap yayınladı. Ben de 20 tane falan şiir yayınladım. Teşekkür ederiz Bedir'e. Peki Üzeyir ne zaman başlayacak? Üzeyir Salih Sayın Başkanımız. Bir gün bir sürpriz yapacaktır mutlaka. Gerçekten inanıyorum. Ben de Hüseyin tekrar şiire başlamasını şundan kendime yoruyordum. Bizim bir kitabımız yayınlandı Devamsızlar için. Ben bu devam etmeyen, edemeyen ya da etmeyen şair dostları aslında onlara ithafen böyle bir kitap yayınlamıştı. Ben öyle sanıyordum, meğer değilmiş. Rencide ettin beni Hüseyin be. Estağfurullah. Şu anda bu şairlerin arasında sadece Ali'nin kitabı var. Diğerlerin yine yok tabii. Peki, buyur şiirini dinliyoruz. Aşk artığı kelimeler. Puslu dağlardan geçtim eteklerine tutunarak Ferhat'ım. Çiğ düştü saçlarıma, keskin zemherlerde uyandım. Ayaz vurdu yanaklarımı, dönüp bakmadım bile. Kurşun kubbelerden esen rüzgara tutup göğsümü, Yunus'un bağlarında giydim aşk gömleğini. Ve sılana döndüm yüzümü, üşüdüm. Aşk artığı kelimelerden şiirler yazdım sarı duvarlarına istasyonların. Köşede durup bakınca başlar ya ayrılık. Vedası olmayan bir aşk işte çınlayan kulaklarımdaki. Vuslat çizgisinde elinde tuttuğun bir yay ve gözlerinden düşmüş 2 damla ok sanki bağrımı delen. Ve istasyonlarda yaşayan kırlangıçlar gibi bırakıp gidince çocuklar bulutları, bir de sen gidince yağmura inat, hüznün bahçesinde büyüyen aşkların perdesi indi üstümüze. Zamansız sevdalara yaslanıp çöle düşerken Mecnun, lambaları sönük bir istasyonda Leyla'yı bekler gibi gelmeyecek trenleri bekledik ya, şimdi çağır gelsin turnaları, Şirin ile Aslı'yı aynat. Vefasız vedalarla kırılan bütün gönülleri, Kerem'i de çağır. Sonra sevdası yarım kalmış bütün anneleri ve mavi umutlar taşıyan oğulları da çağır. Çağır gelsin, boynum kıldan ince. Bu sokakta başladı işte divan-ı firak yazılmaya. Vasıfsız bir günah kadar ağır ve haylaz. Şehrin bağrında, Ferhat'ın dağında. Umutsuz aşıkların sırrı Fuzuli çağında. Mecnun'un seferi burada başladı işte. Köşede durup bakınca. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Diline yüreğine sağlık Hüseyin'cim. Evet şimdi çok uzaklardan genç bir kardeşimiz sahne alacak. Mehmet Tepe.
Adıyaman'dan tam 24 saatte şiire bakar mı? Şu şiirin gücüne bakar mısınız? Şiirin yaptıklarına bakar mısınız? 24 saat. Hoş geldin Mehmetciğim. Evet. Sevgili kardeşim, şimdi gel bakayım buraya. Şöyle ben merak ediyorum. Mehmet Tepe ilk defa Türk şiirine sanki, bilmiyorum, futbolu ortaya koydun, getirdin. Toprak Saha kitabının ismi. Çocukluğumuzda toprak sahalar vardı, orada top oynardık. Oradan mı yola çıkarak? Bir de bunu dinledikten sonra ardından o Maradona'nın sol eli neydi? Bir de ondan dinleyelim, onu dinleyelim, merak ediyorum. Teşekkür ederim. Selamun aleyküm bütün katılımcı misafirlere. Evet, çocukluğumuza dayandırabiliriz. Bir yazar diyordu ki, çocukluğumuz bizim en bereketi tarlamızdır. O tarladan istifade edebileceğimiz kadar etmeye çalışıyoruz abi. Maradona 1986 yılında herhalde çeyrek finalist, daha iyi bilirsiniz. İngiltere'ye eliyle bir gol atmıştı. Ondan sonra demişti ki, bu benim elim değil, Tanrı'nın eliydi. Ben de Toprak Saha şiirinde deplasmanda olsak da bu toprak sahada kader değil midir mesela Maradona'nın eli diye bitirdim bir şiir vardı. Oradan mütevellit bir şey oldu abi. Eyvallah. Cahit Koytan şiiri de var değil mi? Yağmurda top oynayan çocuklar. Harika bir şiir. Peki ilk kez katılıyorsun. Evet, buraya ilk defa katılıyorum. Daha önce takip ediyorduk. İşte Gerçek Hayat dergisinde Su Çıktı şiir günlerini varlığından haberdardım. 4-5 yıldır da yapılmıyordu zaten. Bir ara Bursa'ya gelmiştim. 2009 ya da 2010 yılıydı. Çok istemiştim. Buraya en az bir dinleyici olarak katılmayı istemiştim. Fakat çok uzak olduğunu söylediler. Nasip bugüneymiş. Bugün şu anda bir şiirini okuyacak bir şair olarak burada bulmaktan gerçekten çok mutluyum. Çok temiz buldum. Çok sakin buldum. Çok iyi buldum gerçekten. Artık geldiğim yerle kıyas yaptığım için mi ama çok temiz, çok harika bir yer. Gerçekten çok etkilendim, bunu söyleyeyim. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. Yani çok temiz gerçekten. Peki, yani bugün gezdin, baktın, dün geldin galiba değil mi? Yani nasıl, ortam nasıl? Sular akıyor, insanlar şiir için gelmişler. Daha önce katıldın mı böyle bir organizasyona yoksa? Daha önce Bingöl Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Tokat'ta Nadir Aşçı hocamızla 2 ay önce yine bir etkinliğe katılmıştık. Sapanca'da Uluslararası Şiir Festivali'ne katılmıştık. Yine burada Mustafa Öçelik abimiz, Serap Hanım'la beraber, Şakir abi de vardı. Katıldım ama canlı, yani burası çok güzel, çok canlı. Tabii. Çok teşekkürler. Şiirini dinliyoruz Mehmet Tepe'den. Tek başına bir ağaç. Soğuktu. Dönüp dönüp baktığın yün yorganlar. Zeytin toplayan köylüler. Aceleyle vurduğun kapı. Soğuktu seni ayakta beklediğim belediye parkı. Yürüdün ıslak, tedirgin, iç bayıltıcı, nasıl da sebepsiz. Soğudu her şey. Her şey soğudu güneşin altında. Ağda balık, boğazda manzara, doğuda bir dundalık. Sonra senin yüzük parmağın, kolyesiz boynun, çantada unuttuğun kalpli kurabiyeler, yatağının kırlentleri. Sadece kuşuyla Türkiye'ye kaçan çocuğu izledin. Soğudu birden haber spikerinin dudakları, televizyonun camı, kumandanın tuşları. Sen bir kaya mezarında yüzyıllara bölünen kakmalı kama, işlemeli taş, okuma bilmeyen bir yüz. Soğudun ama terledin Eskimoları hatırladığında. Ruhunun kenarından, sağındaki meleğin boynundan, bir kirpinin yanan alnından, seni ağlatan müziğin ortasından, iskeletlerin işaretinden, işaret parmağından, nereye kaçarsan kaç. Orada seni bekleyecek bir kase incir, üstü açık kalmış bir rüya, incinen bileklerin bilekliğin içinde bir çift aslan kabartması, havuz, mermer, fıskiye,
ve senin saçlarına sürülen defne yaprakları, zeytin kokuları, çiçekli gravürler, nehirlere dökülecek göğün mavi bulutları, meleklerin de kanatları yanar, yetimlerin de bir ağaç gördüm, bozkara göğsünü yaymış ve yanmış. Yanmış bir ağaç da soğur mu kuşlar uçtuğunda? Soğudun işte, soğudun bu sorunun işaretiyle. Sahi ne düşünür bir ağaç yandığında tek başına? Eyvallah, teşekkür. Çok teşekkürler Mehmetciğim, sağ olasın. Evet, Mehmet kardeşim yerine giderken yine değerli bir abimiz geliyor. Eskişehir'den aramıza katıldı. Mustafa Özçelik abimiz geliyor alkışlarla. Hoş geldiniz abi. Yok, yani hesap değil de ben tabii şimdi 4-5-6 yıl ara verildikten sonra tekrar başlıyor olması çok mutlu etti bizi. Ramazan Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçenlere, Büyükşehir Belediye Yücel Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. Sizin bu tekrar başlaması dolayısıyla duygularınızı merak ediyorum Mustafa abi. Suyun şiirle bütünleşerek çok güzel bir tablo oluşturduğu su çıktıya tekrar gelmiş olmaktan gerçekten büyük mutluluk duydum. Pek çok etkinliğe katılıyoruz ama su çıktı daha özel bir durumu ifade ediyor. Burada dilekler belirtildi. Festivale dönüştürülmesi, dergi çıkarılması, uluslararası olması gibi. Bunlar gerçekten önemli dileklerdi. İnşallah hayata geçer ve Arif Bey'in de dediği gibi su çıktı. Bu etkinlikle edebiyat tarihinde, hatta uluslararası olursa dünya edebiyat tarihinde yerini mutlaka alacaktır. İnşallah devam etsin dilerim. Çok teşekkürler abi, buyurun. Mustafa Özçelik şiirini okuyor. Değerli şiir dostları, öncelikle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün Temmuz'un 20'si, bundan 5 gün önce hain bir darbenin 3. yıl dönümüne ilişkin programlar yapıldı. Tabii ki tep psikolojisidir. Daha çok hamasi sözler, işte konserler vesaire. Şüphesiz onların da hayatta bir karşılığı var. Fakat bu darbe bizim bekamız açısından, bu vatandaki bekamız açısından sebepleri ve sonuçları itibariyle ciddi anlamda üzerinde düşünmemiz, projeler geliştirmemiz, kafa yormamız gereken bir konu. Tabii bu hadise bu ülkede yaşayan herkes gibi bir şairi de yakından ilgilendiren bir konuydu. Bu yüzden ben size bir 15 Temmuz şiiri okuyacağım. Temmuz Ateşi başlıklı. Gerçekten bir ateşten geçtik, bir ateş imtihanından. Çok şükür ki kazandık. Fakat bu başarının tabii ki asıl kahramanları şehitlerimiz oldu, gazilerimiz oldu. Bu yüzden bu toprakların gerçek şiirini yazan sahici şairler şehitlerimizdir. Çünkü kanları ve canlarıyla şiir yazıyorlar. Bizler ise şair olarak onların kanları ve canlarıyla yazdığı şiiri ancak kelimelere dökerek onların hatırasını diri tutmaya çalışıyoruz. Temmuz Ateşi şiiri de onların ruhlarına Fatiha niyetiyle adanmış bir şiir olacak. Ruhları şad olsun, makamları âli olsun. Temmuz Ateşi. Gün gelir, güneşi kaplar bulutlar. Sinsi bir fırtına çıkar. Böylece devrilmek istenir bütün çınarlar. Oysa unutulan bir şey var. Kökleri tarihtedir onların. Sarsılır fakat diz çökmezler karanlığa. Nitekim öyle de oldu.
1 Temmuz gecesinde her yer karanlık, her taraf hainlerle doldu. Tanklar, uçaklar, ağır silahlar çevrildi çınarların üstüne. Bildiğimiz bir oyundu bu. Kaçıncı kez kurulmuştu bize bu tuzak? Oysa biz tuzak bozan bir kavimdik. Öyle de oldu. Mezarından ses verdi Battal Gazi. Kılıcı Zülfikar'dı. Yunus Emre duaya durdu. Konuştu Mehmet Akif. Dile geldi Çanakkale. Uyandı hafıza, dirildi bilinç. Sesler geldi Dumlupınar'dan, Sakarya'dan ve hesap tersine döndü. Bir kez daha bozuldu tuzak. Bir kez daha konuştu çınarlar. Ben tarihim dedi birisi. Ezan sesleriyle dirilir, bayrağımı düşürmem yere. Böyle de oldu. Biz millettik, kardeştik hepimiz. Bir olduk, birlikte bozduk bu oyunu. İçimizdeki ateş yeniden harlandı. Şimdi öyle yürüyeceğiz geleceğe. Tarih bunu böyle yazacak. Anadolu, anaların yurdu, yiğitler harmanı, gaziler otağı, irfanla mayalanmış bu toprak, bir kez daha dağıttı hain karanlığı. Çünkü hiçbir gece baki değildir, biliriz. Biliriz hesap kuranın hesabını bozan biri var. Bunu bildikten sonra bir kez ölsek bin kez yeniden diriliriz. Öyle de oldu. Yaralandık fakat ölmedik. Bir kez daha kalktık ayağa. Ne paralel ihanet, ne Amerikan kurnazlığı engel olamadı buna. Hamdolsun, hamdolsun. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz Mustafa Özçelik abimize. Evet. Yine uzaktan bir şair kardeşimiz Nadir Aşçı. Alkışlarla Antalya'dan geldi. Şiirimizin sol açığı. Evet. Hoş geldin. Şöyle alıyoruz. Şimdi Nadir Aşçı öğretmen. Trabzon'da, Trabzon köylü. Yani yenge hanım oralı. Trabzon mu ağır basıyor? Trabzon sporlu değil ama. Evet. Trabzon'da çalışıyor. Çok hasta Antalya Spor taraftarı. Çok yakinen biliyorum. Öyle olsun. Biz de Beşiktaşlıyız. Beşiktaş'ı seviyoruz Beşiktaş'ı. Beşiktaş'ı sıkıntımız yok. Nasıl ilk defa katılıyorsun? Ortam nasıl? Duygularını çok merak ediyorum. Su çıktığı tabii ki takip ediyorduk. Daha önceden bildiğimiz bir şiir akşamı. İlk defa geldim ve çok etkilendim. Çok sevdim. Beğendim. Bunun devam etmesi tabii ki en büyük temelimiz. İnşallah hız kesmeden devam eder. Az önce çok üzerinde durduk. Festival, festival diye diye. Olur mu acaba? Olur, niye olmasın? İnancım var. Var tabii ki. Zaten Türkiye'de 3-5 şiir akşamı var böyle sürekliliği olan. Dursun Bey bunu hak ediyor. Hak ediyor değil mi? Ediyor. Mutlaka hak ediyor tabii ki. Daha uluslararası boyutta yapılabilir. Çok zor bir şey değil bu. Gerçekten. Ben de hak ettiğine inanıyorum. Elbette, elbette yani. İnşallah görürüz o uluslararası boyuta taşındığı festival havasına büründüğü zamanları da görürüz. Eyvallah. Evet, Nadir Aşçı şiirini okuyor. Ben bir 90+5 golü attım. Daha önce planladığım şiirden vazgeçtim. Yakın dönemde biliyorsunuz İsmet Özel bir rahatsızlık geçirmişti. O dönemde ona ithaf ettiğim bir şiir var. Onu okumak istedim. 40 yaş. 8'i yan yatıranlardan kork derdi dedem. Korktum. Faniydim çünkü etimle kemiğimle. Menfaatmiş kemiğimizi kıran yük değil. Bağlanmadım o yüzden. Ömrümce bir sebebe. Uzun uykulardan geliyorum yarım ağız. Sınanmış korkulardan, küllenmiş bir acıdan.
Tam düşürmüşken veziri bitmedi bu satranç. Sahibi veremden ölen atların hıncından. Bazı yaşlar yakışır kalır bazı adama. Şimdi ne desem ben hep 40 yaşında bir civan. Geçtim de sırtlanların arasından gülerek sormadım nedir alın çatımda bu şafkıyan. Sıkılmış bir yumruğun tende açtığı yara. Dingin değilim köpüren bir şeyler içimde. Irmaklar boyunca yalnız, dağlar boyunca kavi. Yaşamak, ritmi bozulmuş o ürkek sazende. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz sevgili Nadir Aşçı. Evet, değerli konuklar, biz aslında 15 kişiydik. Şimdi 14 kişiyiz şair olarak. Bir dostumuz rahatsızlandı. Çok özür diledi. Çok selam ve hürmetlerini gönderdi. Özcan Ünlü kardeşimiz, Allah şifalar versin. Şimdi tabii ki onun şiirini Şakir Kurtulmuş'tan dinlemek isteriz. Buyurun Şakir abi. Hoş geldiniz. Tamam. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Perşembe günü Özcan'ın yanındaydım. Özcan kardeşimiz çok rahatsız. Hepinize çok selamları var. Özellikle iletmemi istedi. Gelmeyi de çok istiyordu ama gelemediği için çok üzgün. Onun şiirini okumak da bana düştü. İnsan severken de şifa bulabilir. Güneş yanığı ay çiçeğini. Geçip giderken kara dağların burcunda böğürtlen dikenine aşık olabilir hayretle. İnkar edilmiş ne varsa hüzün mesela dolabilir çıkrığına bahar kuyusunu. İçinde kaç put vardı İbrahim'in asap, kaç put devrildi İbrahim ayakta. Döndüm sonra bütün kelimeler güne bakar. Rengarenk şiirler dilinin kıvrımında. Hayalden hale dönen bu eleğim sağma bunlar mıdır? Sözlüklerden kurulmuş hülya. Bu sırrı nakşedelim. Yer üstünde ne varsa defterine güllerim. Musaf'ın teshibine eskimiş inceliğe döndük. Ne mutlu. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz değerli abimiz. Evet. Yine bir şairimiz geliyor. Serap Kadıoğlu hanımefendiyi alıyoruz alkışlarla. Evet. Hoş geldiniz Serap Hanım. Şöyle alalım. Siz de ilk defa katılıyorsunuz. Kısaca duygularınızı alalım sonra bir başka konuya kısaca değin. Herkese merhabalar öncelikle. Evet, ben de ilk defa katılıyorum ve daha önce Türk Edebiyatı'nın müstesna şahsiyetlerini ağırlayan Sıçıklı Şiir Akşamları'na katılmaktan dolayı ben çok mutlu oldum. Adem Bey böyle çok ölmüştü zaten bize. Peki haksız mıyım? Gerçekten haklıymış yani. Özellikle sularından bahsediyordu. Ben de gerçekten sularından çok etkilendim. Ortam, atmosfer, yemekler, her şey çok güzel. Sade suyu mu? Şu güzelliğe bakar mısın? Herkes bizi dinliyor. Ne kadar çok güzel insanı vardır buranın. Değil mi? Yani alkış, bak nasıl alkış geliyor. Bak bak bak. Görüyor musun? Mescidi de doluydu mesela. Ben gittiğim yerlerde genelde hanımlar mescidini çok boş görürdüm. İlk defa böyle tıklım tıklım namaz kıldık yani. Ondan da çok mutlu oldum ayrıca. Eyvallah. Şimdi biraz reklam yapacağız. Tabii arada reklamlara girmek lazım. Çünkü bu işler bedava olmuyor. Serap Hanım bir dergi yönetiyor. Şiar Dergisi. Şiar Dergisi'ni okuyun ve okutunuz. Şiar Dergisi'ni mutlaka bir yerlerden bulun, buluşturun. Evinize getirin. Çocuklarınız şiir okusun. Çocuklarınız hikaye okusun. Çocuklarınız kültürlü olsun. Sadece şiar mı? Hece Dergisi var Ankara'da. Edebiyat Ortamı var Ankara'da. Yedi İklim var. Yedi İklim var İstanbul'da. İtibar var İstanbul'da. Ay Vakti var İstanbul'da.
bir nokta var İstanbul'da. Beraber sanki düet yapıyor gibiyiz. Yani bu dergiler boşuna çıkıyor değil. Ben bu yıl yarimden ayrı düşer, her gün bir yıla dönüp gidiyor. Yine zindan oldu dünya başıma, ömrüm ateşlere yandı gidiyor. Ömrüm boş hayale kaldı gidiyor. İşte ben öldüm, ömrüm ateşlere yandı gidiyor. Ömrüm boş hayale daldı gidiyor.
Teşekkürler. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımızın sonuna geldik. Devamını artık şiirlerle devam edeceğiz. Sizlere güzel geceler, iyi geceler diliyoruz. Sağ olun, var olun.